Merhaba sevgili dörtler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz Fun with Science Eğlenceli Bilim Önce kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Kap, fincan Googles, gözlük Googles Pebbles, çakıl taşları Pebbles Glass, bardak Glass jar kavanoz jar beans fasulyeler bakın buradaki s takısı çoğul yaptı tıpkı pebbles'ta olduğu gibi pepper towel pepper towel kağıt havlu scissors makas biliyorsunuz makas da aslında çoğuldur İngilizcede scissors toothbrush Toothbrush diş fırçası Food coloring food coloring gıda boyası soil soil toprak Evet, buradaki konuşma diyalogumuzu birlikte okuyalım. Let's start. Hadi başlayalım. Now let's start our experiment. Hadi deneyimize başlayalım. It's about Ekosistem, çevre hakkında diyor çocuklar. Burada first önce place the pebbles into the jar yani çakıl taşlarını e, kavanozun içine yerleştir. Bakın place yerleştirmek, jar kavanoz demekti, pebbles da çakıl taşları demekti, into içine. Önce Çakıl taşlarını kavanozun içine yerleştirelim. Okay, tamam. And put ve koy some oil. Biraz toprak on the pebbles. Çakıl taşlarının üzerine biraz toprak koy demiş. Make a hole for the plant. Yani bitki için bir delik aç. Make a hole. Delik açmak. Melis Okay, tamam. Plant it. Onu dik. Plant dikmek veya bitki anlamına gelir. Place the toys now. Şimdi e, oyuncakları yerleştir demiş. Place yerleştirmek demekti. Now şimdi water the plant. Yani water the plant bitkiyi sula demektir. Burada leave it near the window demiş. Yani pencerenin yanında bırak onu. Leave bırakmak demektir. Don't forget. Unutma. Burada forget unutmak. Don't forget olunca unutma oldu. To water it. Onu sulamayı unutma. Arkadaşlar bu alıştırmamızda verilen görsellerle buradaki metinleri eşleştirmemiz istenmiş. Böylece bir deneyin yapılışını da sıraya koymuş olacağız. Öncelikle bir numarayla başlayalım bakın. Bir numarada kağıdı kestiğini görüyorsunuz. Cut the paper towel. Kağıt havluyu kes. İki numarada pour some water on the paper towel demeli. Yani kağıt havlunun üzerine biraz su dök. 2 numarayı da böyle eşleştirdik arkadaşlar. 3 numarada cover the beans with the paper towel olmalı. Fasulyeleri kağıt havlu ile kapla. Cover, örtmek, kaplamak demektir. 4 numarada put it in the cup. Onu fincanın içine koy olmalı. 5 numarada ise onu sula demeli arkadaşlar. Water it ve son olarak da leave the cup near the window. Yani e, fincanı pencerenin yanına bırak, yanında bırak demeli. Leave bırakmak demekti biliyorsunuz. Şimdi bu resimleri daha iyi bir şekilde görelim. Bakın görsellerimiz bu şekilde arkadaşlar. Biz bunları sıraya koymuştuk. Cut it onu kes. Water it sula onu sula. Cover it onu ört. Put it onu koy. Put koymak. Make a hole bir delik açmak. Pour some water biraz su dökmek pour dökmek demekti. Leave it near the window. Onu pencerenin yanına bırak. Leave bırakmak demekti. Listen and repeat demiş arkadaşlar. Dinle ve tekrar et. Where is the pencil? Yani kurşun kalem nerede? Where nerede demekti. It is near the paper yani kağıdın yanında görüyorsunuz. Where is the paper? Kağıt nerede? It's on the table. O masanın üstünde. Where are the scissors? Makas nerede? Biliyorsunuz makas çoğul demiştik. S takısı var burada. They are çoğul olduğu için they are diyoruz arkadaşlar. Diğerine it is demiştik tekil olduğu için bir tane olduğu için çoğullarda değer onlar under the paper yani kağıdın altında diyoruz. Evet burada where is the plant bitki nerede görüyorsunuz it is in the jar diyoruz. Yani o kavanozun içinde in içinde. Burada bitki için it kullandık. Yani o. Where is the toy? Oyuncak nerede? It's behind the jar. Yani kavanozun arkasında dedik bakın. Yine bir tane olduğu için it's kullandık. Where are the goggles? Bakın gözlük çoğuldur İngilizcede tıpkı makasta olduğu gibi. Goggles. Gözlük kavanozun önünde diyeceğiz. They are Çoğul olduğu için de yani onlar in front of the jar kavanozun önünde diyoruz arkadaşlar. They are in front of the jar kavanozun önünde. Bakın burada arkadaşlar what is science in Turkish? Türkçe'si science'ın Türkçe'si nedir diyor yani ne diyoruz? It is bilim. What is scientist in Turkish? Scientist Türkçesi nedir anlamında it is bilim adamı diyebilirsiniz. Find a Turkish scientist. Find bulmak demektir çocuklar. Bir Türk bilim adamını bul. O zaman kimi bulabiliriz? Hemen düşünelim. Aziz Sancar tabii ki. Burada what is Experiment in Turkish. Experiment'in Türkçesi nedir diyor? It's deney diyebiliriz. What is stem in Turkish? Stem kök demektir arkadaşlar. It is kök diyebiliriz. What are these? Bakın bunlar nedir? What are these? Gözlük İngilizcede çoğuldur biliyorsunuz. What are these? Bunlar nedir? They are, bakın onlar Google's, gözlükler. O zaman these, bunlar çoğuldur. They, onlar yine çoğuldur. Bakın burada where is the egg? Yumurta nerede? Ne diyoruz arkadaşlar? The egg is in the glass. Yumurta bardağın içinde. In, Evet, buradaki deneyi birlikte okuyalım. We need an egg, some cola, toothbrush and toothpaste demiş. Hemen söyleyelim. Need ihtiyacı olmaktı. We need an egg. Biraz kolaya ihtiyacımız var. Bir yumurtaya an egg, some cola, toothbrush, diş fırçası and toothpaste ve diş macunu. Pour some cola into the cup. Biraz kola dök diyor. Cup fincanın içine. Into the cup, place the egg. Yumurtayı yerleştir. Bakın, into the cola. Kolanın içine yerleştir diyor. Ve sonuç gördüğünüz gibi brown yani kahverengidir arkadaşlar. Bu da bir deneydi. Buradaki alıştırmamızda bu kelimeleri bu görsellerin altına yazmamız istenmiş. Birlikte yapıyoruz. Fill it with water. Yani onu suyla doldur. Fill doldurmak demekti. Plant it olmalı bakın. Onu dik. Dikmek plant ya da ekmek ya da bitki anlamına geliyordu plant. Water it onu sula demekti. Burada görüyorsunuz cover it onu kapat. Don't cut it onu kesme. Brush it onu fırçala. Drop it onu düşür. Bakın düşürmeye çalışıyor. Leave it near the window onu pencerenin yanında bırak. Leave bırakmak demekti. Cut it onu kes. Freeze it onu dondur. Freeze it. Do an experiment. Bir deney yap. Fold it ise onu katla demektir. Bu şekilde yazdık çocuklar. Burada verilen bilgilere göre Bonsi'nin yerini çizelim arkadaşlar. Bonsi is on the computer. Bonsi bilgisayarın üzerinde. O zaman Bonsi buraya yerleşmiş olmalı değil mi? Evet, Bonsi is under the table. Bonsi masanın altında dediğine göre Bonsi burada olmalı çocuklar. Bonsi is in the tube. Bonsi tüpün içinde. Yani Bonsi'yi şu tüpün içinde görmüş olmalısınız. Bonsi is behind the window. Bonsi pencerenin arkasında. Bonsi is... Behind the window, pencerenin arkasında. O zaman burada durmuş olmalı aslında. Bonsi is near the boxes, kutuların e, yanında. Kutular burada olduğuna göre Bonsi de burada olmalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kutuların yanında. Pencerenin arkasında derken dışarıdan bakan bir insan için konumu burasıdır. Ama biz önünde de diyebiliriz öyle değil mi? Bakın pencerenin önünde duruyor diyebiliriz bonsi için. Yani behind yerine in front of da kullanabiliriz. Eğer biz buradan bakıyorsak bakın pencerenin önünde ama dışarıdan bakıyorsak pencerenin arkasında bize göre konumu Değişiyor. Burada bakın iki tane deneyden bahsediyor. Toys, pebbles, çakıl taşları, soil, toprak, plant, bitki, water, su, jar, kavanoz demekti. Burada ise materyallerimiz ne olmalı? Bu renklerle ilgili bir deneymiş. Food coloring, gıda boyası, paper towel. Kağıt havlu, water, su ve 3 tane de bardaktan bahsediyor çocuklar. Bu bir ekosistem deneyi yani çevre deneyi. Bu ise boyalarla ilgili bir deney. Place pebbles into the jar diyoruz. Kavanozun içine çakıl taşlarını yerleştir. Place dedik. Burada line up three glasses. Yani 3 tane bardağı sıraya diz demektir çocuklar. Line up sırayla yerleştir. Sıraya diz. Burada iki numarayı görebiliyorum. Fill three glasses with water. Fill doldurmak demekti. 3 tane bardağı su ile doldur. Put some soil on the pebbles. Çakıl taşlarının üzerine biraz toprak koy. Make a hole for the plant. Bitki için bir delik aç ve plant it. Onu dik. Place the toys. Oyuncakları yerleştir demiş. Burada ise fill three glasses with water demiştik. E, üç bardağı su ile doldur. Fold the paper towel twice. İki defa kağıt havluyu katla demiş. Twice iki defa demektir. Place the paper towel between the glasses yani kağıt havluyu bardakların arasına yerleştir diyor arkadaşlar. Between arası demektir. Gördüğünüz gibi yaptığı şey o zaten. Drop red food coloring in the first glass yani kırmızı renkli boyayı birinci bardağa düşür demiş drop ve son olarak water the plant bitkiyi sula leave it near the window pencerenin yanına bırak diyor. Burada ise drop yellow food coloring in the third gla glass. Drop aynı zamanda damlatmak demektir çocuklar. O zaman sarı boyayı Üçüncü varda damlat diyoruz. Wait for two or three hours. Yani 2 veya 3 saat bekledikten sonra renkleri görebilirsiniz diyor çocuklar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar sevgili çocuklar. Bu resme bakarak aşağıdaki alıştırmayı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. See you next time.